TV'den herkese sevgiler. Ben Yavuz Duman. Yeşilçam'da İz Bırakanlar adlı programda da karşınızdayım. Şu an Havvan sınıfının içerisindeyiz. Bugün Türk sinemasının önemli oyuncularından Halit Akçatepe'yi konuşacağız. Kendisi de Kemal Sunal gibi, Münir Özkul gibi, Adile Naşit gibi, Tarık Akan gibi Havvan sınıfında ünlenmiş bir oyuncu. Birazdan çok önemli anekdotlarla karşınızda olacağız. Yeşilçam'dan İz Bırakanlar başlıyor. Evet sevgili dostlar, bir Halit Akçatepe belgeseliyle daha karşınızdayım. Bugün Türk sinemasının önemli yapıtlarından Halit Akçatepe'nin de ünlü olduğu filmlerden bir tanesi. Hem Hababam sınıfını konuşacağız hem de Halit Akçatepe'yi konuşacağız. Bugün Hababam sınıfından, onun sınıf arkadaşlarından Hababam Boncuk lakaplı oyuncusu Ergün Sözen Bey ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar sevgili Yavuz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum bu güzel bahar sabahında tekrar birlikte olmaktan dolayı. Evet efendim. Efendim bugünkü temamız Halit Akçatepe. Sizin de sınıf arkadaşlarınızdan. Halit Akçatepe'yi bize nasıl yorumlarsınız? Yeşilçam'ın küçük dev adamı bizim sevgili Güdük Necmi'miz. Evet. Havvam sınıfının değişmez karakter oyuncularından bir tanesi. Ve aslında maalesef onun aramızdan ayrılışının dördüncü ölüm yıldönümünde, evet. Yine de böyle bir bahar sabahında onu buradan tekrar anmak bizim için gerçekten huzur verici bir görev. Evet. Ama dilerdik ki o da aramızda bugün güzel sohbetin içinde bizlerle beraber anılarımızı paylaşsın. Evet efendim. Sevgili Yavuz, kaç kişi bilir ki Havvam sınıfının bu Güdük Necmi lakaplı dev karakter oyuncusu, küçük dev adamı, aslında usta yazarımız Rıfat Ilgaz'ın bizzat kendisi oldu. Konuşmamızın, sohbetimizin ilerleyen dakikalarında, evet. Bununla ilgili çok tatlı bir anekdotumuz var. Evet efendim. Onun için öncelikle bunun müjdesini vermek için bu haberi burada başlangıçta ona yer verdim. Buyurun. Yani sevgili Güdük Necmi'mizle, çizdiği karakterle usta yazarımız Rıfat Ilgaz arasında gerçekten çok önemli bir benzerlik var. Peki efendim. Asıl adı Mustafa Halit Akçatepe. Ve babası Sıtkı Akçatepe'den sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın 5. nesil torunu. Yani soyu saraya dayanıyor. Tamamen saraydan gelen bir aile. Evet. Ve 1 Ocak 1938 senesinde İstanbul'da Üsküdar'da doğuyor sevgili Halit Akçatepe. Evet. Ve maalesef de 79 yaşındayken 31 Mart 2017 senesinde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılıyor. Peki efendim. Bu küçük dev adamın
sanat yaşamından bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet sevgili Yavuz, kendi küçük aslında sanatı büyük olan bu dev sanatçımız henüz 5 yaşındayken 1943 yılında sanatla tanışıyor. Hem de tiyatrocu olan bir anne babanın yanında ilk kez sinema filmiyle tanışıyor. Evet. Aslında iki sanatçının, Leman Akçatepe ve Sıtkı Akçatepe'nin biricik oğlu Halit Akçatepe. Ve ilk öğrenimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu'nda yapıyor. Arkasından ortaokulda Refik Halit Karay ortaokul öğrenimini gördükten sonra da çok önemli bir lisede Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde lise eğitimini tamamlıyor. Ancak bu lise eğitimi sırasında da annesinin ve babasının teşvikiyle ve onda gördükleri sanat eğilimiyle konservatuvar eğitimine devam ediyor. Evet. İlk sinema filmi sevgili Halit Akçatepe'nin 1943 senesinde daha 5 yaşındayken çocuk yaşlarda babası Sıtkı Akçatepe'nin onu götürmüş olduğu bir film setinde başlıyor ve filmin adı Nasrettin Hoca Düğünde. Nasrettin Hoca Düğünde. Ama sırf sinemayla mı kalıyor? Hayır. Aslında o bir tiyatrocu anne babanın evladı ve hemen akabinde daha 7 yaşındayken de 1945 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne giriyor. Şehir Tiyatroları. Yani bir şekilde aslında babası fazla izin vermese de yine atılmaya başlıyor yavaş yavaş. Aslında baba izin verip vermeme konusunda anne ve baba özellikle devamlı bir yerde ikilem içindeler. Evet. Neden ikilem içinde olduklarını biraz sonra çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Peki efendim. Ve Halit Akçatepe'nin bu tiyatro eğitimi lise yıllarında da Yeşilay'ın Yeşil sahnesinde amatör olarak devam ediyor. Devam ediyor. Babam katiyen istemedi benim oyuncu olmamı. Çünkü o zaman sinemada daha gerilerde olduğu için tiyatroculuk daha öndeydi. Ben tiyatroyu çok seviyorum, hala çok seviyorum zaten. Tiyatro oyuncusu olacaktım. Benim babam da tiyatro oyuncusu. O da evden kaçmış tiyatro oyuncusu olmak için. Zorla almışlar ve sonra gel buraya Sıtkı falan filan diye. İstemiyordu benim oyuncu olmamı. O istemedi. O yüzden beni okuttu, etti. Ben şuralarda, buralarda birçok güzel yerlerde okudum. Ama benim içime girmişti bir kere. İşte o 5 yaşında başlamak beni oraya doğru meylettirmişti. Ben de içimden atamadım onu. Ve oyuncu olduktan sonra babam gel buraya bakayım okumuş yazmış serseri diyordu bana. Peki efendim, Halit Akçatepe'nin sanat hayatında tiyatro ve sinemayı iki ayrı bölümde tutabilir miyiz? Evet, evet sevgili Yavuz. Eğitim hayatı aslında Saint-Benoît Lisesi'nden sonra tiyatroda amatör oyuncu olarak devam ederken sevgili Halit Akçatepe'miz gerçekten hiçbir zaman sinemayla da bağlantısını kesmiyor. Hatta lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, daha sonra da Hukuk Fakültesi'nde üniversite tahsili yapmak için yola çıkmasına rağmen işte bu tiyatro ve sinema çalışmaları nedeniyle maalesef üniversite eğitimini tamamlayamıyor. Evet. Ve Halit Akçatepe genellikle duygusal komedilerde tiyatroyu ve sinemayı birlikte götürmüş olan bir sanatçımız. Ve biliyor musunuz o çocukluk döneminde yapmış olduğu ta 1943'lü yıllara kadar gittiğimiz Nasrettin Hoca Düğünde filminden sonra. Evet. Henüz daha yine 1947 senesinde 9 yaşındayken yaptığı bir dağ masalı, 10 yaşındayken yaptığı bir İstiklal Madalyası, keza yine aynı yaşlarda yaptığı Dertli Pınar, daha sonra yaptığı Senede Bir Gün gibi yapımlar hep onun tiyatro ile birlikte çocukluk yaşlarında da sinemayla ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Yani içinden bir heves var. Var, var. Çok sinemaya ve tiyatroya karşı bir eğilim var ama bununla ilgili çok acı da bir anısı var.
özellikle bu çocuk filmlerinin bugün neden elimizde mevcut olmadığını da biraz sonra açıklamak istiyorum. Peki efendim. Ben ikinci sınıfa girmek istiyorum. Hemen kaydedin beni. Yoksa bu da nüfus kağıdım. O elindeki ne? Ver bakayım. Bıçak. Faydası olsun diye getirdim. Ben Hüseyin. Eşkıyalığa mı soyundun? Ver bakayım nüfus kağıdı. Aa. Sen daha çok küçüksün yavrum. İkinci sınıfı yapamazsın. Hadi sen şimdi git, bir dahaki seneye gelirsin. Olur mu? Ne olur be amca. Hem ben okuma yazmayı da biliyorum. Hadi oradan be. Sen daha adını bile yazamazsın. Vallahi billahi. Adımı yazmayı biliyorum ben. Hadi oradan. Bu sakala rağmen ben bile yazamıyorum. Sen nasıl yazıyorsun? Yazarım diyorum. Vallahi yazarım. Demek okuma yazmayı öğrendin. Pekala. Oku bakalım. Hadi be sen de. Okunur mu? Bal gibi okunur. Hüseyin hiç yazdım değil. Oraya. Hüseyin öyle yazılmaz. Şuna bak. Hem okuma yazma bilmiyor hem de beni imtihan ediyor. Peki efendim. Bu çocuk filmlerini yaparken tiyatro yaşantısı nasıl gitmiştir? Evet. Bu çocuk filmlerinden sonra artık 1960'lı yıllara geldiğimizde 22 yaşına gelen sevgili Halit Akşatepe'miz İlk önemli filmini karakter oyuncusu olarak Ah Nerede Vah Nerede isminde yapar. Ama daha henüz yine 22 yaşındayken Oda Tiyatrosu'nda da profesyonel olarak tiyatro yaşantısını başlatır. Evet. O ana kadar amatörce tiyatroda çalışan Halit Akşatepe'miz burada Sel piyesinde Oda Tiyatrosu'nda oynayarak tiyatroda ilk profesyonel oyunculuğu tadar. Evet. Oda Tiyatrosu'ndan sonra Muammer Karaca çok iyi bildiğimiz yine Devekuşu Kabare topluluğunda toplam 16 ayrı tiyatro grubunda 43 piyeste 43 rol almış olan önemli bir tiyatro sanatçısı. Ve son olarak da Dostlar Tiyatrosu'nda Genco Erkal'ın ekibindeyken tiyatroya veda eder ama neden veda eder? Yine biraz sonra cevabını vereceğimiz soruların için. Peki efendim. Bu arada rol aldığı önemli tiyatro eserleri arasında da hemen o başarılı tiyatro dönemini vurgulamak için söyleyelim. Vatan Kurtaran Şaban, Rosenberg'ler Ölmemeli, Töre, Tıpkı Sen, Tıpkı Ben gibi çok önemli tiyatro eserlerinde rol almış olan değerli bir tiyatro sanatçımız var. Peki. Sinema ya da şu anda televizyon artık sinema o kadar değilse de benim için bir konservedir. Koyarsın kutunun içine, ağzını kapatırsın, rafa koyarsın, gün geldiği zaman açarsın, iyi çıkar, kötü çıkar, bilmem falan filan ama o konservedir benim için. Tiyatro turfandadır, turfanda. Her gece ayrı bir seyirciyi aynı heyecanla oynamak zorundasın. Başka çaresi yok onun. Peki efendim, Halit Akşatepe'nin çocukluk yıllarından gelen onurlu bir görevi var. Bunu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet, 1959 yılında yedek subay olarak askerlik görevini ifa ediyor. Evet. Bir Halit Akşatepe'miz. Yedek subay. Ve bu yedek subaylık görevini Anıtkabir'de görevlendirilerek Türk ordusunun onurlu bir subayı sıfatıyla yerine getiriyor. İşte bu onurlu görevini de yaşadığı sürece daima gururla ve şerefle bizlere anlatmıştır. Onun için yedek subay olarak atasının huzurunda Anıtkabir'de görev yapmak hakikaten çok şerefli, çok onurlu bir hizmet olarak ne güzel. Hep kendisi tarafından takdir edilmiştir. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Halit Akşatepe'nin özellikle daha sonra sinemada olgunluk dönemini yaşayacağı için evet. Bu döneme girmeden evvel anılarında
o çocukluk döneminde yapmış olduğu birçok filmin bugün seyredememiş olmaktan dolayı da hep üzüntü duyduğunu ifade eder. Bunun da en büyük nedeni 1959 senesinde. Evet. Yani Halit Akçatepe'miz henüz 21 yaşındayken yapmış olduğu o bütün çocukluk filmlerinin Balat'ta çıkan büyük bir film deposu yangınından sonra tamamen yok olmasından kaynaklanmış. Balat'ta çıkan bir filmde bütün negatiflerin orada yanması evet, sonucu. Balat'ta o tarihte evet. Çekilen filmlerin negatiflerinin depolandığı büyük bir depodur. Bu deponun 1959 senesinde çıkan büyük bir yangınla tamamen kül olması Türk sinemasının o tarihe kadar gelen arşivini de külliyen ortadan kaldırmıştır. Evet. Sevgili Yavuz, 1959 senesinde çıkan bu yangın aslında hakikaten Türk sinemasının bağrına çok büyük bir ateş olarak düşmüştür. Evet. Gerçekten o tarihlerde Yeşilçam sokakta küçük film şirketlerinin yapmış oldukları filmleri depolayacak yerleri yoktur. Onun için bir araya gelerek Balat'ta büyük bir depoyu bu filmleri saklamak için kiralarlar. Evet. Ancak kullandıkları negatif filmler son derece kimyasal açıdan yanıcı maddelerdir. Ve bu depoya tuttukları bekçinin de bir anlık ihmalinden dolayı atılan bir sigara izmaritinden o negatifler bir anda alev alır ve bir koskoca bir Türk sineması hazinesi arşiv maalesef yani. Arşivi o yangında yok olur. İşte burada da sevgili Halit Akçatepe'mizin o çocukluk filmlerini maalesef bugün izleyememe gibi bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Çok sayılı var. Çok sayılı. Bir iki tane. Bir. O yangından kurtulan ve o tarihte Anadolu'da özellikle turnede olan bazı filmlerimiz gerçekten o sayede bu yangından kurtulmuşlardır. Ama bunların sayısı o kadar azdır ki orada yok olan filmler de bugün hakikaten hala Türk sineması adına bizim yüreğimizi acıtmaktadır. Evet, çok acı bir durum. Peki efendim, aslında Halit Akçatepe tiyatroda çok mu sıkıntı çekmiştir, ekonomik anlamında da sinemayı tercih etmiştir? Evet, 1970'li yıllarda profesyonel olarak 12 yılını verdiği ve baba mesleği olarak kabul ettiği tiyatroyu bırakan Halit Akçatepe aslında sinemaya tamamen geçmiş diyebiliriz. Evet. Ancak bu geçişin iki önemli nedeni var. Birincisi ekonomik nedenler, ikincisi Eltem Eğilmez faktörü. Evet efendim. 8 Nisan 1972 tarihinde bu değerli sanatçımız Ses dergisine verdiği bir demeçte der ki: yıllar boyu aptal aşık gibi tiyatroya sarılmış ve aç kalmıştı. Şimdi ise sinemanın varlığını yanında şöyle anlatır sevgili Halit Akçatepe. Çocukluk günlerinde der, annemle birçok tiyatro eserinde oynadım. Evet. Ve her oyundan sonra annem bana bol bol meyve almak isterdi. O meyveyle benim vitaminlerle büyüyeceğimi düşünürdü. Evet. Ancak annemin parası yoktu. Ve babamdan da para istediğinde babam da o parayı veremezdi. Çünkü babamın da parası yoktu. Halbuki ikisi de tiyatroda oynayan sanatçılardı. Bu duruma annem hem üzülür hem kızardı. Bu nedenle de çocukluğumdan beri tiyatroda hiçbir zaman yeterince para kazanamadım. Evet. Zaten babam da benim oyuncu olmamı hiç istemedi. Tiyatrodan para kazanılmaz. Oyunculuk açlık ve parasızlıktır derdi. O yüzden istemiyordu, okumasını istiyordu. Evet. Peki. Peki efendim, Eltem Eğilmez'le tanışması Halit Akçatepe'nin sanat hayatını nasıl değiştirdi? Aslında 1970'li yıllar Halit Akçatepe'nin sanat hayatında gerçekten dönüm noktasıdır. Hatta olgunluk döneminin başlangıcıdır. Evet. Ama burada yine Eltem Eğilmez'in yakın arkadaşı, öncelikle Sadık Şendil'in adını anmak lazım. Çünkü Sadık Şendil aslında 1971 yılında onu ikna ederek
bir varmış bir yokmuş filmde karakter oyuncusu olarak oynamasını sağlamış ve bu şekilde bir yerde sinemaya sağlam bir adım atmasına vesile olmuştur. Evet. İşte Arzu filmde ve Ertem Eğilmez'le tanışması biraz da Sadık Şendil'in o andaki teşvikiyle gerçekleşir. Senaryocu Sadık Şendil, evet, değil mi efendim? Senarist Sadık, evet. Şendil'imizi ve sevgili yönetmenimiz Ertem Eğilmez'le Halil Taşçıtepe'mizle birlikte izinde rahmetle anıyoruz. Size saygı ve sevgiyle anıyoruz efendim. Amca gene sünnete mi yoksa? Abi hadi anneni razı et de seni de kesiverelim. Babası sünnetsiz adama kız vermem diyor. Fıdı fıdı fıdı. O filmlerin bir tek büyüsü vardır. Ertem Eğilmez'in adı. Çünkü Ertem Eğilmez seyircisini çok iyi biliyordu. Çok iyi tanıyordu. Yani sen hiç duydun mu bir filmde gülme esi verilir mi? Ertem abi gülme esi verirdi ya. Biliyor çünkü orada gülüneceğini, orada büyük kahkaha geleceğini. Onun arkasında bir boşluk koyardı. Orada seyirci kahkahalarla gülerdi. Ondan sonra film devam ederdi. Peki efendim, Halit Taşçıtepe'nin olgunluk dönemi nasıl geçmiştir? Evet, Halit Taşçıtepe'nin olgunluk dönemi, tekrar altını çizerek söyleyelim ki, aslında Ertem Eğilmez ve Arzu filmde tanışmasından sonra başlar. Evet. İşte bu ekibe dahil olduktan sonra 1971 yılında rol aldığı Beyoğlu Güzeli, keza 1972 yılında sevgili arkadaşı Kemal Sunal'ın da sinemaya ilk başladığı film olan Tatlı Dilli filmleri, ardından gelen Sev Kardeşim, Oh Olsun, Yalancı Yarim ve yine bir ödüllü film Canım Kardeşim filmleriyle hep Arzu Film ekibiyle bütünleşen ve gittikçe yükselen bir performans kurmuş. Burada özellikle Arzu Film ekibiyle yaptığı filmlerin arasında bir de adını buradan anmadan geçemeyeceğim bir Memduh Ün ve Uğur Film ekibi var ki yine aynı yıllar içinde onlarla da yapmış olduğu Üç Arkadaş filmi yine 1971 yılı için Kadir İnanır. Tabii Üç Arkadaş'ın ikinci versiyonu. Kadir İnanır, evet. Versiyonu olarak söylüyorum. İlk yapılan Salih Tozan döneminde olan film. Müşfik Enter'in oynamış olduğu. Evet. İkinci versiyonunda Üç Arkadaş filminde çok başarılı bir karakter performansı sergilediğinde buradan söylemek lazım. Evet. Ancak genel olarak baktığımızda Üç Arkadaş filminin dışında bu olgunluk döneminde yaptığı bütün filmler hep sevgili ustası Ertem Eğilmez'in filmleridir. Ve Arzu Film ekibi artık onun bir yuvası, bir ailesi gibi olmuştur. Peki efendim, şuna değinmek istiyorum. Kemal Sunal'la tanışması Arzu Film üzerinden mi olmuştur? Tabii. Aslında tiyatroda biraz evvel tiyatro faaliyetlerini anlatırken Deve Kuşu Kabare grubunun içinde de yer aldığını, evet, söylemek istiyorum. Ve Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun içinde de Kemal Sunal'ın çok, hı-hı, önemli bir rolü olduğunu dikkate alırsak, tabii ki tiyatro yaşantısında da Kemal Sunal'la aynı sahneyi paylaşmış olması muhtemel. Ancak özellikle bu olgunluk döneminde 1973-74 yıllarında, daha sonra yine Arzu Film ekibiyle, hı-hı, ve Kemal Sunal'la birlikte yaptığı Mavi Boncuk, Tarık Akan'la yaptığı Kanlı Deniz, arkasından Deve Kuşu Kabare grubuyla yaptığı Zeki Alasya, Metin, evet, evet, grubuyla yaptığı Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire gibi filmler artık Halit Akşatepe'nin hem Kemal Sunal'la olan yakınlığını gittikçe ön plana çıkarmıştır, evet, hem de performansını zirveye taşımıştır. Zirveye taşımıştır. Hatta Arzu filminin içinde o kadar çok sevgili Yavuz temel kadroda yer almıştır ki o dönemde Arzu filmin dışarıya yaptırdığı Tarkan filmlerinin bile sevgili kurkesi, evet, gene Halit Akşatepe'dir. Aslında hiç karakteri olmayan bir şeye değinmiş oldu burada, hani sinemada. Evet. Hani aksiyon hareketler, Tarkan'ın işte o kurkesi, nasıl oldu da bu aksiyon hareketleri bir anda atıldı? Şimdi bu özellikle Ertem Eğilmez'in ekip çalışmasında belli bir kadroyla bütün bu başarılı filmleri yapmak istemesinden kaynaklanıyor. Evet. Çünkü Ertem Eğilmez gerçekten
şu istikrara çok inanan ve belli bir kadroyla çalışmaktan yana olan bir değerli yönetmendi. Evet. İşte bu kadronun içinde Halit Akçatepe'de çok önemli bir temel taşı olduğundan Arzu filmin o dönemde yaptığı her türlü filmde, ki bunun içinde senin de dediğin gibi avantür filmler de olabiliyordu, evet, dönem filmleri de olabiliyordu, fantastik filmler de olabiliyordu. Tarkan filmlerinde bile o sevgili sevimli kurke tipi Halit Akçatepe çok yakışmıştı. Çok yakışmıştı, evet. Evet. Peki efendim. Çok iyi bir film yaptık biz üç arkadaşla. Şimdi bugün nasıl benim arkamdan güdük diye bağırıyorlarsa, Arzu filme girdiğim zaman, ilk başlarda oradaki filmlerde oynadığım zaman bile sokakta hala bana mıstık diye bağırıyorlardı. Çünkü orada ben mıstık oynuyordum. Yani o yüzden benim sinema yaşantımda çok önemli bir yer teşkil eder üç arkadaş. Ama tabii ondan sonra Ertem abiyle yaptığım filmler yani çakmadı, kazıdı. Hocam Konya'da bulundunuz mu hiç? Bulunmadı. E peki göbek adınıza şu ilacı değil mi? Hayır. Ya Allah Allah, imkanı yok. Neden şaşırdınız? Çok benziyorsunuz da. Kimi? İlk aşkıma. Oh,
Evet efendim. Şimdi 1975 senesine dönüyoruz ve Hababam sınıfının çekildiği bu sınıftayız. Sizin de anılarınız var burada ama o 1975 senesine dönecek olursak nasıl yorumlarsınız? Hababam sınıfının Gücük Necmi'si 1975 senesinde geliyor. Evet. 1975'e kadar o bir Halit Akçatepe'ydi. Çok değerli bir sanatçımızdı, bir karakter oyuncumuz. Hı hı. Ama 1975 senesi ona Gücük Necmi unvanını getiren yıldır. Evet. Çünkü 1975 senesinin Mart ayında bu görmüş olduğunuz sınıfta biz 28 kişi olarak toplandık ve sevgili Güdük Necmi'miz de bizim aramızdaydı. Kameranın arkasında da usta öğretmenimiz Ertem İlmez bu filmi Türk sinemasına armağan etmek için sabırsızlıkla bekliyordu. Evet efendim. İşte 1975 senesi Halit Akçatepe'ye Güdük Necmi karakteriyle sinema yaşamında en güzel ödülü veren yıldır. Evet. Çünkü bu yılın başında, Mart ayında ve ilk sonbaharında özellikle Kasım aylarında çekilen Hababam sınıfı ve Hababam sınıfı sınıfta kaldı filmleriyle o artık seyircinin gönlünde Halit Akçatepe olmaktan öte Güdük Necmi olarak sevilmiş, benimsenmiş ve hafızalarda yer almıştır. Güdük Necmi karakteri ona o kadar çok yakışır ki artık Hababam sınıfı filmleri Güdük Necmi olmadan düşünülemez. Evet. Güdük Necmi Hababam sınıfı filmlerinde hem bir öğrencidir hem de bir sahte müfettiştir. Yeri geldiğinde İnek Şaban'ın sahte babasıdır, velisidir ve sırası geldiğinde de soba içine girerek bütün sınıfa kopya verebilen sınıfın en acar öğrencisidir. Aslında bütün yaramazlıklar Güdük Necmi'nin başının altında çıkıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çoğunlukla. Kesinlikle. Evet. Son derece zeki, son derece hareketli ve son derece kurnaz. Sınıfı evet. Peşinden sürükleyen hakikaten kurnaz ve akıllı bir karaktere sahiptir. Evet. Bunlar yönetmen Ertem İlmez'in aslında onun performansına ve deneyimine olan ilgisinden dolayı Güdük Necmi karakterinin gelişmesinde büyük bir etken olan hususlardır. Evet. Özellikle tiyatrodan gelen başarılı sanat döneminde ortaya koyduğu performansıyla aynı şekilde Hababam sınıfında gerçekten bir İnek Şaban gibi, bir Damat Ferit gibi aynı performansla üç profesyonel oyuncu olarak çok önemli imza atan bir sanatçıdır. Ve Hababam sınıfındaki Kemal Sunal'la olan arkadaşlığından, dostundan bir yerde yararlanarak ileriki aşamalarda Kemal Sunal'la Yeşilçam'da harika bir ikili olacaktır. Hüsit Kardeşler gibi, Şaban Olur Şaban gibi filmleri. Çok iyi bir partner olmuştur zaten. Müthiş, müthiş. Evet. Unutulmayan bir partner olacaktır. Peki efendim. Şimdi hazır Halit Akçatepe'den, Güdük Necmi'den konu açılmışken sizin de Hababam sınıfıyla ilgili anılarınız var mı? Özellikle buradaki anılarda bugün Güdük Necmi üzerine yaptığımız, sevgili Halit Akçatepe'miz üzerine yaptığımız bu belgeselde Güdük Necmi ile ilgili iki anıdan bahsetmek istiyorum. Buyurun. Bunlardan başlangıcı Hababam sınıfının kürsüsünde, Güdük Necmi'nin Akil Hoca'nın dersinde, hocanın gözlerini de biraz zor görmesinden yararlanarak ve daha önce İnek Şaban'a kızmış olmasından yararlanarak onun velisi kılığında sınıfa gelme sahnesi vardır ki evet, evet. O sahnenin en önemli özelliği İnek Şaban'a, Kemal Sunal'a atmış olduğu müthiş tokattır. İzin verirseniz onu size kürsünün önünde göstermek istiyorum. Tabii ki efendim, buyurun. Descartes ne demiş? Düşünüyorum, o halde varım. Gel. Öncelikle Akil hocamızı bu kürsüde düşün. Burada düşünüyoruz, evet. Ve Kemal Sunal'a son derece kızdığını, İnek Şaban'ın velisini sınıfa çağırdığını bir an düşünelim filmde olduğu gibi. Ve sınıfın kapısı açılsın, içeriye bizim Güdük Necmi'miz girsin. Papaltolu bir şekilde, şapkalı evet. bir şekilde evet. Güdük Necmi içeri giriyor evet. ve Şaban'ı çağırıyor hoca. Evet.
Ve Akil hocamızın da bu arada gözlerinin rahatsız olduğunu, evet, gelenleri ancak karaltı halinde görebildiğini de unutmayalım. Aslında rahmetli Kemal Sunal da oradan gülümseyerek geldiğini, artık işi şakaya dökeceğini zannediyor işi. Kesinlikle, evet, kesinlikle. Hiç öyle bir şey beklemiyor arkadaşından. Fakat arkadaşı fırsat bu fırsattır diyor ve önce sen yaramazlık etmiyorsan kulağını evet çekiyor, arkasından okkalı bir tokadı yanağında patlatıyor. İşte orada sevgili Kemal Sunal'ımız bu vurdulu kırdılı filmlerden alışık olmadığı için, hep bize gülüşüklerle, evet, barış evet içinde sosyal mesajlar sunduğu için o tokattan kaçacak gerekli eskivi yapamadı ve tokat beş parmak yüzünde patladı. Peki efendim, anlatılanlara göre ve duyduklarımıza göre Kemal Sunal'ın o tokat sahnesinde burnu hafif kanamış. Bilginiz var mı sizin bu konuda? O kan olayını hiçbir şekilde biz görüntülemedik. Değerli ustamız Ertem Eğilmez'in ustalığı sayesinde. Hı hı. Ancak Kemal Sunal'ın o anda çok acı çektiğini ve Güdük Necmi'ye de çok kötü sitem ettiğini, evet, çok iyi hatırlıyorum. Ve bu kadar şiddetli vurmak gerekir miydi tarzında Güdük Necmi'ye de çıkıştı. Ancak daha sonra Kemal Sunal'ın ondan bir intikamı var. İntikamı. Ona da izin verirseniz sopanın başında anlatmak istiyorum. Tabii ki efendim. Buyurun. Bir kopya sahnesi var. Halit Akçatepe'nin, yani Güdük Necmi'nin sobaya girme sahnesi var. Bu sahneyi bize anlatabilir misiniz? Şimdi zaten sevgili İnek Şaban'ımızın bu tokat acısından sonra. Evet. İşte Güdük Necmi'sinden intikam aldığı bir yerde sahne bu. Güdük Necmi sobanın içinden kül yutmazın dersinde, kül yutmasa kül yutturacak şekilde, evet, bütün sınıfa kopya vermeye hazırlanırken Mahmut Hoca tarafından yakalanır. Ve bu sahne Güdük Necmi'nin sobanın içinde kopya sahnesidir ve hakikaten de Havvam sınıfının unutulmaz sahnelerinden biridir. Efsane sahnelerinden bir tanesi. Evet. Şimdi yakalandıktan sonra Güdük Necmi'nin sahnenin çekimi sona erer ve Güdük Necmi'nin o sobadan çıkması gerekir. Evet. İşte o sırada İnek Şaban sahneye çıkar ve tokatın acısıyla gelir, bu gördüğünüz sobanın üzerine oturur. Çekim bitmiş, Güdük Necmi kafası dışarıda, sobanın içinde vücudu kalmıştır. Evet. Ve gelip de setçilerin onu sobadan kurtarmasını beklerken Kemal Sunal gelir, sobanın üzerine bir güzel oturur. Şimdi sen, evet, misin bana o tokatı atan der, kal sobanın içinde de gör. Evet. Ve sobanın üzerinden uzun süre kalkmadığı için Güdük Necmi de sobanın içinde kıvranır durur. Aslında bu şekilde tatlı bir tokat sahnesi ve arkadan gelen de tatlı bir intikam sahnesini biz sette kahkahalarla yaşadık. Peki efendim, bu sobaya nasıl sığdı Güdük Necmi? Soba gördüğünüz gibi bir makettir. Evet. Bunu yukarıdan ikiye ayırarak önce oyuncu içine yerleştiriyoruz. Sonra üstüne kapatıyor. Tabii kapatıyoruz. Oyuncunun tekrar sobanın içinden kurtulması için de üst kısmın buradan çıkartılıp altın serbest bırakılması, yani bedeninin serbest kalması gerekir. Ama siz bunun üzerine oturursanız onun dışarı çıkmasını engellersiniz. Evet. Ve hakikaten o sıkıntı da devam eder. İşkence gibi. Bunu bu projeyi Ertem Eğilmez'in dehası diyebilir miyiz? Şimdi Havvam sınıfının soba sahnesine geldiğimiz zaman aslında usta yazarımız Rıfat Ilgaz'ın romanında sobanın içinden kopya vermek gibi bir anekdot var. Evet. Ve Güdük Necmi sobanın içinde aslında sigara içtiği için çıkan dumanlarla Mahmut Hoca tarafından yakalandığı, evet, romanın çok güzel bir esprisidir. O nedenle soba hikayesi gerek romanda gerek filmde Havvam sınıfıyla tamamen iç içe geçen güzel bir anekdot. Sınıfının yazarı Rıfat Ilgaz'la Güdük Necmi arasında bir bağlantı var mı? Evet, çok enteresan sevgili Yavuz. Havvam sınıfının Güdük Necmi'si, evet, Akşatepe'nin usta yazar Rıfat Ilgaz'la ilgili anılarında çok önemli bir bölüm var. Evet. Özellikle Halit Akçatepe, Havvam sınıfında başarıyla canlandırdığı Güdük Necmi karakteriyle ilgili, hı hı, anılarında şöyle bir hatıradan bahseder. Evet. Bir gün der, Rıfat abiye sordum. Havvam sınıfı neden bu kadar beğeniliyor? Türkiye'de dedi, tedrisat sistemi değişmedikçe bu yapmış olduğunuz film
ve benim yazmış olduğum roman daima beğenilecek. Evet. Aslında yanlış çocuk yoktur. Yanlış tedrisat sistemi vardır. Derken buradaki dil suçumumuzu da izleyenler bağışlasınlar. Aslında tabii ki bir marif, bir öğretim sistemi evet. bahsetmek istiyorum. Şimdi Zonguldak'ta Abraham Lisesi'nden mezun olan ve daha sonra Kastamonu Muallim Mektebi'nde evet. öğretmenlik mesleği üzerine eğitim alan sevgili yazarımız aslında bu sözleri söylerken içinde bulunduğu sistemin, tedrisat sisteminin eleştirisini bir yerde yapıyordu. Ve Halit Akçatepe der ki anılarında, evet. ben farkında değildim ama meğer Havvam sınıfı filmlerinde büyük usta Rıfat Ilgaz'ın, dikkat edin şimdi, kendisini oynamış. Kendisini? Oynamış. Oğlu Aydın Ilgaz beni ziyarete geldi. Evet. Sen bu filmlerde aslında babamın kendisini oynadın dedi. Gerçekten babamın da ortaokul ve lise hayatında boyu kısaydı ve lakabı Güdük'tü. İşte o günden sonra derhalde Akçatepe ben Güdük Necmi rolünü oynamış olmaktan dolayı daha bir başka gurur duydum. Aslında bir şekilde Rıfat Ilgaz oynuyor burada. Evet. 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 Yani Rıfat Ilgaz'ın da Havvam sınıfı romanını yazarken aslında Güdük Necmi karakterini kendi karakteriyle özleştirdiğini de bu arada öğrenmiş bulunmaktayım. Evet efendim. Çok güzel bir anekdot. Evet. Sınıfın macerası ne zaman sona ermiştir? Sevgili Yavuz, 1976 senesine gelindiğinde Havvam sınıfı uyanıyor filmiyle 3. dizinin filmi çekilmiş. Ancak artık bu filmin sonunda Kemal Sunal'la Halit Akçatepe'nin arasında o kadar güzel bir ikili oluşmuş ki bu ikili doğrultusunda Ertem Eğilmez artık onların gerçekten bir karakter oyuncusunun ötesinde ikili olarak dahi başrole kadar yükselebileceklerini düşünmeye başlamış. Zaten Ertem Eğilmez ustamız bu tip oyuncuları star yapmakta son derece başarılı, son derece ön sezili bir. Yani diğer ustalar gibi Halit Akçatepe'de Ertem Eğilmez'den sonra star unvanını almış mıdır bu şekilde? Diğer oyuncular gibi diyemeyiz burada ama o karakter oyuncusu rolünün daha da ön plana çıktığı, daha seyircinin gönlünde o çizgiyi daha ileri götürerek performansını ortaya koyabileceği, örneğin bir Şaban olur Şaban, bir Süt Kardeşler filminde ki bunların hepsi Havvam sınıfının 3. filminden sonra, Havvam sınıfı uyanıyor filminden sonra yapılan çalışmalardır. Oralarda artık Halit Akçatepe'yi gerçekten çok ileri bir düzeyde karakter oyuncusu olarak görüyoruz. En başarılı karakter oyuncusu diyebilir miyiz aslında? Çok başarılı çünkü Kemal Sunal'ın aslında oyununa son derece destek veren ve Kemal Sunal'ın oyununu da kendi oyunu gibi, kendi performansı gibi daha da yukarılara götürebilen bir yapıya sahip oluyor. Yani dengeliyor. Bu evet, oyunu evet. çok dengeli bir şekilde yürütüyor. Evet. evet. İşte onun için 1976 senesi Havvam sınıfı uyanıyor filmi, yani Havvam sınıfı dizisinin 3. filmi bu açıdan son derece önemlidir ve Halit Akçatepe'mizin, Güdük Necmi'mizin Havvam sınıfındaki son filmidir. Nitekim bu filmin hemen ardından çekilen 4. Havvam sınıfı filmi, Havvam sınıfı tatilde filmi de çok yakın arkadaşının yani Kemal Sunal'ın İnek Şaban'ımızın son Havvam sınıfı filmi olmuştur. Evet. O filmden sonra da bu ikili hakikaten sinema hayatlarına önce birlikte devam etmişlerdir. Ve Halit Akçatepe'mizin burada bilinmeyen bir yönü de çok net ortaya çıkar. Kemal Sunal'ın ileriki aşamalarda yapmış olduğu filmlerde de iki filmde Halit Akçatepe'mizi senarist olarak görüyoruz. Senarist. Evet. Şaban, Pabucu Yarım ve Gurbetçi Şaban filmlerinde. Bunlar da 1985 senesinde yapılan filmlerdir. Halit Akçatepe'mizi gerçekten aynı zamanda rol arkadaşı ve filmlerin senaristi olarak görüyoruz. Dolayısıyla burada sevgili Güdük Necmi'mizin bilinmeyen bir yönünü hemen tekrarlamak istiyorum. Sanat hayatı boyunca yazmış olduğu 3 tane senaryo var. Evet. Filmleri tekrar alabilir miyiz? Evet. 1976 senesinde yazmış olduğu Lüküs Hayat,
senaryosu filmin. Evet. 1985 senesinde yazmış olduğu Gurbetçi Şaban. Evet. Ve 1985 senesinde yazmış olduğu Şaban Pabucu Yarım. Şaban Pabucu Yarım. Bu son iki filmde gerçekten onun partneri ve çok değerli arkadaşı Kemal Sunal'la birlikte bu filmlerde muhteşem ikili olmaya devam ettiklerini de göz ardı etmeyin. Göz ardı etme. Peki efendim, teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, şu an Hababam sınıfının merdivenlerden koşma sahnesinin olduğu yerdeyiz. Güdük Necmi ilk 3 serisinde bu merdivenleri sürekli olaraktan kullanmış ve Hababam sınıfını aslında bir şekilde şöyle anlatmıştır. Bunu başardım, yani bunu becerdim daha doğrusu. Onun için çok mutluyum. Hababam sınıfı unutulmaz. Sevgili Yavuz, aslında Halit Akçatepe Hababam sınıfı filmlerinin üçüncüsünde biraz evvel de sözünü ettiğimiz gibi evet. Hababam sınıfı uyanıyor filmiyle bu ekibe veda etmiştir. Ama ben şuna inanıyorum ki o noktada Ertem Eğilmez'in özellikle Kemal Sunal'la ikili filmlerde daha yüksek bir performansta ortaya çıkmaları için her ikisini de Hababam sınıfı ekibinden ayırma gibi bir düşüncesi vardır. Evet. Çünkü nitekim dördüncü filmde de Hababam sınıfı tatilde filminden sonra da Kemal Sunal da artık Hababam sınıfı ekibinde göremiyoruz. Ama bir yanda da Akçatepe ailesinin gerçekten Hababam sınıfı filmlerinde çok önemli bir işlevi var. Biliyorsun Akçatepe ailesi ilk filmde 3-1'den filmde rol alarak tam bir aile desteği vermiştir. Evet. Leman Akçatepe annesi olmuştur. Annesi. Sevgili Paşa Nuri'miz bizim Sıtkı Akçatepe'mizdir. Evet. Ve Gidik Necmi'miz de Halit Akçatepe'mizdir. Ama bunların içinde bir isim var. Sıtkı Akçatepe. Hababam sınıfının klasik filmlerinde 6 filmde birden oynayan bir oyuncudur. Evet efendim. Gerçekten Hababam sınıfının büyük bir tüm oyuncu. Filmlerinde Paşa Nuri'nin emeği. Emeği çoktur. Çoktur. En önemli karakterlerinden bir tanesi aslında. Onu da rahmetle analım. Bütün Akçatepe ailesinin fertlerinde olduğu gibi. Peki efendim, bu büyük oyuncunun ödüllerini bize sayabilir misiniz? Sevgili Yavuz, özellikle Halit Akçatepe'miz bir karakter oyuncusu. Evet. Bunu göz ardı etmeyelim. Bu nedenle de almış olduğu ödüller aslında çok fazla değil. Evet. Ama öncelikle 1973 yılından bahsetmek isterim ki orada Tarık Akan'la, Kahraman Kral'la ve kendisinin de büyük bir performansıyla ortaya koyduğu Canım Kardeşim filminde filmin 5. Adana Altın Koza Film Festivali'nde almış olduğu ikincilik evet. ödülü en iyi film olarak Halit Akçatepe'nin de sanat hayatında önemli, önemli bir yer teşkil eder. Teşkil eder, evet. Onun dışında sevgili Halit Akçatepe'mize 2011 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü layık görülmüştür. Evet. Bir de 2015 senesinde Malatya 5. Film Festivali'nde bizim kendisiyle paylaştığımız Hababam sınıfının yaşayan oyuncuları beraberce evet. beraberce paylaştığımız güzel bir ödül vereceğiz.
Değerli misafirler, onlar çok çok büyük bir filmin oyuncuları, değerli oyuncuları. Onlar hepimizin her izleyişinde hem kahkahaya hem gözyaşına boğulduğu Hababam sınıfının efsane takımı. Ve Hababam sınıfı bu akşam büyük bir ustaya, Mahmut hocalarına, Sayın Münir Özkul'a yaşam boyu onur ödülünü sunmak üzere aramızda. Evet, 38 yıl sonra ilk kez Münir Özkul için Malatya'da bir aradalar efendim. İşte hepsi tek tek burada. Dilaver Gür, Ercan Gezmiş, Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Ergun Sözen, Cafer Dere, Tuncay Akça, Tayfun Akalın, Dinçay Çetindamar, Mehmet Çatay, Gazanfer Şener, Ümit Doğru ve Faruk Şanlı. Hababam sınıfı. Evet, şimdi Malatyalı bir Hababam sınıfı oyuncusunu. Şimdi evet, Malatyalı şimdi... bir Hababam sınıfı oyuncusu, tüm ekibin burada toplanmasına öncülük eden Dilaver Gür, büyük ustanın ödülünü kadim dostu Halit Akçatepe'ye takdim edecek. Halit Akçatepe'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz efendim. Hababam sınıfının güdük necmisi Sayın Halit Akçatepe. Evet, kendileri çok teşekkür ettiler. Malatyalılar adına Hababam sınıfında görev aldıkları günler, geçirdikleri güzel günler adına teşekkür ettiler. Ve ödülü Halit Akçatepe'ye takdim ettiler. Çok güzel bir an yaşadık. Evet, alkışlar büyük usta Münir Özkul. Alkışlıyoruz. Sayın Halit Akçatepe ve Hababam sınıfı için. Çok sevgili Hababam sınıfına bu büyük vefalar için teşekkür ediyoruz. İşte Hababam sınıfı. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Alkışlarla uğurluyoruz. Sevgili Hababam sınıfına bu büyük vefaları için çok teşekkür ediyor ve büyük usta Münir Özkul'a aciz şifalar diliyoruz efendim. Aciz şifalar Münir usta. Evet. Evet, bu arada ben bile bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmemiştim Hababam sınıfıyla karşılaşacağımı. Ama burada çok hoş bir hava yaşandı. Gerçekten lise günlerine dönmüş gencecik adamlar gördüm ben burada. Evet, ama çok gördük güzel. Ki Hababam sınıfı yıllar geçmesine rağmen hala Hababam evet, sınıfı. Evet, hala Hababam sınıfı. 5. Malatya Film Festivali'nde 67 yıllık sanat hayatını bize hep birlikte Hababam sınıfının oyuncularının omuzlarında sevgili Halit Akçatepe'miz kutladı. Evet. Bu festivalde aslında sevgili Mahmut hocamıza da onur ödülü verilecekti. Ancak kendisinin rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunmaması bizleri sevgili Güdük Necmi'mizi omuzlara alarak omuzlara. Mahmut hocamızın yerine onu omuzlarımızda taşıyarak kutlama fırsatı verdi. Evet. Bu nedenle 5. Malatya Film Festivali sevgili Güdük Necmi'mize yapmış olduğumuz son birlikte seyahattir. İyi ki de yapmışız. Bir daha gerçekten
böyle güzel bir anıyı birlikte yaşama şansımız hiçbir zaman olmadı. Kendisini bu olaydan 2 sene sonra kaybettik. Peki efendim, bu yaşayan karakter oyuncularının sonuncusu diyebilir miyiz? Kesinlikle sonuncusuydu Türk sineması adına. Çünkü sevgili Halit Akçatepe öyle güçlü bir karakter oyuncusuydu ki, bıraksanız bir filmi baştan sona kadar tek başına götürecek kadar güçlüydü. Zaten büyük ustamız Ertem Eğilmez'in de 3. filmden sonra onların Kemal Sunal'la birlikte mükemmel bir ikili olacağını düşünerek, evet, Kavbam Sınıfı grubundan ayırması onundaki görmüş olduğu karakter oyunculuğunun ötesindeki bu cevherdir. Halit Akçatepe'nin hayatta gerçek dostları olaraktan kimleri sayabiliriz? Kim olabilirdi sence sevgili Yavuz? En başta tabii ki Kemal Sunal. Evet. Onunla birlikte o kadar güzel işler yaptı ki, o da bütün anılarında en başta gelen en yakın dostunu daima Kemal Sunal olarak belirtmiştir. Ama Kemal Sunal'ın yanı sıra Devekuşu Kabaret Tiyatrosu'ndan da birlikte çalıştığı Metin Akpınar, evet, ve Zeki Alasya da onun en yakın dostlar arasında yer alır. Tarık Akan'la arası nasıldı abi? Tarık Akan'la aynı şekilde birçok filmde birlikte oynamış olmaktan dolayı. Canım Kardeşim'le özellikle. Özellikle Canım Kardeşim'le, daha sonra Babam Sınıfı filmlerinde de hep birlikte oynamış olmaktan dolayı çok güzel bir dostlukları vardı. Ama daha sonraki sinema hayatında ve önceki tiyatro yaşantısında gerek Devekuşu Kabare ile gerek Kemal Sunal'la yapmış olduğu ikili çalışmalardan dolayı, evet, tabii ki onların yeri daha farklı. Diğer sanatçılara göre çok daha farklıydı. Peki. Bir de 1972 senesinde o da bizzat Kemal Sunal'ı teşvik ederek Arzu filmi ekibine başlatmasından sonra, biliyorsunuz Tatlı Dilin filmiyle ilk kez Kemal Sunal da Arzu filmi ekibiyle tanıştı ve Ertem Eğilmez'in filmlerinde karakter oyuncusu olarak oynamaya başladı. İşte bu filmlerin bir sürprizi daha var. Kimdir efendim bu sürpriz? Bu sürprizde iki kızı sevgili Halit Akçatepe'nin. Itır Akçatepe ve Ebru Akçatepe'de. Ebru Akçatepe, evet. Babalarıyla birlikte oynamışlardır. Ne güzel. Dolayısıyla Tatlı Dilin filminin yine Akçatepe ailesi adına farklı bir özelliği vardır. Evet. İlk eşi Tülin Akçatepe, 1963 yılında evlenmişler, 1981 yılında ayrılmışlar. İkinci eşi Rezan Akçatepe, 1999 yılında evlenmişler, 2009 yılında ayrılmışlar. İşte, evet, bu iki evlilikten, bu yalnız ustamızın, bu yalnız sanatçımızın, yani hayatını yalnız tamamlayan bu sanatçımızın 3 tane kızı var. Bu 3 kızı biraz evvel bahsettiğim 1964 doğumlu Itır, 1968 doğumlu Ebru ve 2001 doğumlu Günsu. Evet. Allah onlara uzun ömürler versin. Ve son filmi sevgili Halit Akçatepe'mizin 2014 yılında yaptığı Karaman'ın Koyunu. Karaman'ın Koyunu. Akçatepe'miz maalesef 31 Mart 2017 tarihinde 79 yaşındayken İstanbul'da kalp ve solunum yetmezliğinden dolayı aramızdan ayrılıyor. Türk sinema seyircisi onu en çok Güdük Necmi karakteri olarak gönüllerde yaşatıyor. Ve bugün de Karacaahmet mezarlığında Akçatepe ailesi olarak sevgili annesi Leman Akçatepe ve sevgili babası Sıtkı Akçatepe, bizim de sevgili Paşa Nuri'mizle birlikte aynı kabristanda yatmakta. İşte bu Akçatepe ailesinin küçük dev adımını Yeşilçam gönüllerimizde yaşadıkça bizler de asla unutmayacağız. Asla. Neden unutmayacağız, evet, sevgili Yavuz? Çünkü o bize hala o Babam Sınıfındaki sobanın içinden en güzel hayat dersi kopyaları vermeye devam, daima devam edecek. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Thank you.
Evet sevgili dostlar. Şimdi Havvan sınıf oyuncularından ve Çöpçüler Kralı oyuncularından veya set arkasında Halit Akçatepe ile oynamış oyuncularından Alince Bey ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ederim. Sizin Halit Akçatepe ile bir sürü anınız var. Çok. Bunlarla ilgili bize bir bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi ben Halit abiyle aynı Hababam'larda denk gelmedim. Evet. Çünkü ben Hababam sınıfı tatilde bir de 9 Doğruyor'da oynadım. Onların ikisinde de yoktu. Denk Halit gelmediniz. Abi. De, ama kamera arkasında birçok filminde set amiri olarak görev yaptım. Evet. Ancak bunların en değerlisi bu özel televizyonların ilk kurulduğu yıl 1991 ya da 92. O yıllarda ilk Star kuruldu zaten. Hı hı. Star TV'ye Portatif Hüseyin diye bir diziye başladım ben. Bu dizi benim için Halit abiyi hatırlamak adına en değerlisidir. Çünkü tam 3 yıl sürdü. Evet. Ve biz ondan aile olduk. Ben hastalandım. Hastalığıma koştu. Ne bileyim ekonomik bunalımım yaşadım. Bir sıkıntılara girdim. Yardımıma koştu. Tabii ki bir tek o değil. Adi Çaman da vardı. Nezih Tuncay da vardı ama aileydik biz. Ve çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel anılar biriktirdik. Mesela annesi rahmetli Leman abla o dizinin çekimleri sırasında öldü. Öyle mi? Tabii. Şişli Camii'ne biz bütün ekip seti falan bıraktık. Halit abinin yanına koştuk. En az ben Leman ablayla da çok filmde çalıştım. Orhan Gencebay'la bilmem neyle bir sürü filmlerinde çalıştım. Filmlerde oynamış kişi şeyliyor. Evet. Ya, Leman Hanım yani. Leman Akçatepe. Babasıyla Hababam sınıfından tanışıyorum. Sıtkı Baba'yla. Ötkı Bey diyorduk ona. Evet. Ondan sonra Halit abi ne bileyim oturdun sohbet ediyorsun. Bir kere çok konuşkan ve muhabbeti süper bir adamdı. Evet. Yani birini güldürmek için falan böyle bir derdi yoktu. Zaten anlatırken sen başlıyorsun gülmeye. Zaten tiyatrocudan genel yani, bir tabii var. Yani doğaçlama evet. Meselesi de var. Yani ne bileyim benim tanıdığım herhalde en güzel Yeşilçam'da ben yaklaşık 76'da girdim işte hesabını yapın. Bu yıla kadar onca yıl içerisinde yüzlerce filmde çalıştım, onlarca dizide çalıştım. Hepsini çok sevdim. İçlerinde sevdiğim, yani çok sevdiğim insanlar da var ama mesela bir Kemal Sunal'ın, bir Halit abinin ne bileyim yerini ben dolduracak hiç kimseyi göremedim ya. Efendim, Kemal Sunal'la Halit Akçatepe'nin muhteşem bir ikili filmlerde geçmişi var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ben bir tek şeyde çalıştım. Şabanoğlu Şaban'da çalıştım. Evet. Oradaki mesela onlar şey yani artık abi kardeş olmuşlar. Halit abi mesela burada her zaman küçük oynar ya. Evet. Halit abi aslında Kemal abiden 7-8 yaş büyüktü. Öyle mi? Tabii zaten gülüyordu kendi. Ulan ben 27 yaşındayım o bilmem ne falan. Sanki o benim büyüğümmüş gibi gözüküyor falan filan. Böyle onlar artık hakikaten abi kardeştiler ya. Yani ne bileyim yan yana gelmeleri. Mesela cenazesinde, Leman ablanın cenazesinde şeyin boynuna sarıldı, üngür üngür ağladı Kemal abi. Evet. Leman ablanın cenazesinde. Ya, aileden biriymiş gibi. Aileden artık onları yani nasıl tarif edeceksin ki? Nasıl filmde? Şakaları da vardı yine normal kameranın dışında. Hani kameranın önünde tamam, o sürekli ona bir şeyler yapıyor ama kameranın arkasında da şakaları vardı. Kaldı ki Kemal Sunal'la öyle herkes de şaka yapamazdı yani. Öyledir efendim. Peki efendim, şimdiki zamanda Halit Akçatepe'ye yakın bir oyuncu bulabilir miyiz? Var mı? Örnek gösterebileceğimiz. Belki vardır bilmiyorum yani. Şu anda ama ben ne bileyim artık o benim içime yazıldı, şurama yazıldığı evet, için. Evet. Yani hiç kimsenin yerine koyamıyorum onu. Koyamıyorsunuz. Anladın mı? Çünkü çok malzememiz var. Çok iyi bir dostluğumuz oldu. Yani neler, hatta ben o seti çekimler sırasında tüberküloz başlangıcı çıktı. Bu hastalık belirtisini bende ilk önce Halit abi fark etti. Dedi ki Ali dedi bak dedi seni dedi hemen dedi doktora götüreceğim. Evet. Adi Çaman'a söyledi. Adi Çaman'ın da teşvikiyle özel bir doktoru varmış. Beni oraya götürdüler.
çok yüksek değil ama tüberküloz yani sonuçta. Başlangıcı çıktı. Hemen beni apar topar Yedikule Hastanesi'ne. Orada Hadi Şaman'ın komşusuymuş. Halide Edip Adıvar'ın torunu. Şimdi Yedikule Hastanesi'nin başhekimi. Öyle mi? Tabii. Onlar hemen devreye girdiler. Halit abi falan ikisi. Beni yatırdılar. Ben 21 günde tut gibi oldum. Eski sağlığımdan çok daha iyi oldum yani. Ama gittiler geldiler. Gerek maddi gerek manevi. Ve en sonunda bana bir sürpriz yaptılar. Benim taburcu olacağım gün. Bütün ekip seti bırakıyor. Beni en dış cümle kapısında karşılamaya geliyorlar. Benim haberim yok tabii. Hatta benim yerime idareten aldıkları çocuğa da diyorlar sen gelme Ali'yle bugün çalışacağız. Evet. Ondan sonra ben şimdi hiç farkında değilim. Ben de sevinerek çıkıyorum hani kurtuldum mursumum falan diye temizlikler şey bilmem ne. Aa bir kafamı kaldırdım şak 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 şak. Bir de orada tabii artistler bilmem Ali Takçı'nın aşığı var diye millet de yığılmış. Beni alkışlardan çıkardılar. Ne güzel ne güzel. Ve oradan ben de gittim sette çalıştım. Anlasana. Orada hastaneden çıktım sette çalıştım gittim. Peki efendim Halit Akçatepe ile ilgili son sözlerinizi alabilir miyim? Şimdi Halit abiyle söyleyeceğim son sözler şöyle ben özetleyeyim. Cenazesine gittim burada Karacaahmet Şakir'in camiinde kalktı. Gittim tabutunda yüngül yüngül ağladım yani. Evet. Kolay da ağlayamamadan biliyor musun? Şu an bile gözlerim doldu. Çok o kadar güzel bir mazimiz var. O kadar güzel bana yardım, sırf yardım etti diye değil yani. Sonuçta o Halit Akçatepe, ben de orada bir ses amiriyim yani. Evet, evet. Daha önce oyunculukları yapmışım bilmem ne. Ama onunla olan ilişkim benim çok farklı oldu. Aile gibi. Aile. Üç yıl abi. Yani başladık, zaman ilerledikçe bu giderek daha yükseldi. Giderek daha yükseldi. Evet. Allah nurlar içinde yatırsın. Ne diyeyim? Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar. Babam sınıf oyuncularından Diplomat Metin lakaplı oyuncusu Metin Türel Bey ile beraberiz. Diğer Babam sınıf oyuncuları gibi kendisi de Babam sınıfına emek veren oyunculardandır. Ben Metin Türel. Babam sınıfının Diplomat Metin'i. Evet efendim. Şimdi efendim sizin Halit Akçatepe ile anılarınız var mı? Öncelikle oradan başlayalım. Halit Akçatepe, Hababam sınıfı. Evet. Halit Akçatepe'yi Hababam sınıfı setinde tanıdım. Evet. Gücük Necmi olarak kendisini çok sevdim. Çekimlerde bize çok yardımcı oldu. Evet. Oyunculuk kabiliyeti de var tabii ki. Evet. Aynı filmde oynamak benim için unutulmaz bir anıdır. Evet. Peki size nasıl yardımcı oldu? Yani oyunculuk bakımından size mimik mi hareketleri yaptırdı? Ya çalıştırdı mı? Ne gibi yardımları yaptı? Bir film sahnesi vardı. Evet. Onu hiç unutmayacağım. Bize sobanın içinden kopya vermesiydi. Evet. Unutulmaz bir sahne. Ayrıyeten İnek Şaban'a da yaptığı şakaları da hiç unutmayacağım. Sürekli didişiyorlar mıydı rahmetli İnek Şaban'a? Evet, didişirler de. Didişirler de değil mi? O soba sahnesinden biraz bize bahseder misiniz? Soba sahnesine kendisi daha önceden girmişti. Oradan tabii öğretmen görmediğinden bize... Oradan kopya verecek. Tabii kopya veriyordu. Evet. Oradan kopya verecek. Kopya veriyordu, evet. Oradan sobanın içinden bir şekilde size aktaracak. Evet. Peki Halit Akçatepe'yi nasıl gördün o set esnasında? Set dışında nasıldı, set arasında nasıldı mesela? Aynı o Halit Akçatepe devam ediyor muydu? Havam sınıfındaki olduğu gibi. Set halinde? Evet. Biraz tabii ki kendi halinde bir insandı. Tabii ki kendi halinde bir yoruluyordu. Bir şekilde sigara, çay molası falan veriyordu. Tabii. Yani o sevecenliği set dışında da devam ediyor muydu? Sohbeti sizle nasıldı? Tabii ki. Abi kardeş gibi miydi? Abi kardeş gibiydik tabii. Abi kardeş evet, gibiydi. Yani evet. Ben oyuncuyum deyip de kendini bir köşeye çekmiştim. Yok öyle bir şey yoktu tabii ki. Yoktu değil mi? Yani yok. Sizden biri gibi
devamlı beraber yerdiniz, evet. Beraber içerdiniz. Evet. Bir şekilde Hababam sınıfı artık orada kaynaşmıştı. Evet. Tamam mıdır efendim? Tabii. Peki efendim, Halit Akçatepe ile ilgili son sözlerinizi alabilir miyim? Halit Akçatepe ve Kemal Sunal'la oynamak benim için çok unutulmaz bir anıdır. Halit Akçatepe ve Kemal Sunal olmasaydı Hababam sınıfının tadı olmazdı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Evet sevgili dostlar. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Türk sinemasının Güdük Necmi karakterli oyuncusu Halit Akçatepe'yi konuştuk. Başka bir programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sanatla kalın.